Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Studio Sev kanalımıza ve bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün size 3 tane Oreo fikir videosunu göstermek istiyoruz. Yani Oreo neler yapabiliriz diye size göstermek istiyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir Oreo milkshake yapacağız. Lazım olan malzemelerimizi de masanın üstünde zaten görüyorsunuz. 250 ml süt lazım, krema lazım, stracciatella dondurması lazım. Tabii ki de bir bardak da lazım. Bir de en önemlisi de Oreo bisküvileri lazım. Öncelikle stracciatella dondurmamızı sütün içine koyup ondan sonra da mikserlerle güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, karıştırdıktan sonra da 3 tane Oreo bisküvi alıp o bardağın içine koyuyoruz. Ondan sonra da onu da karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzelce karıştırdık. Şimdi de o büyük bardağın içine döküyoruz. Ondan sonra da tabii ki de daha çok güzel olsun diye, daha çok güzel gözüksün diye kremamızı koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da bir Oreo bisküvi daha üstüne koyuyoruz. Ondan sonra pipetimizi aldıktan sonra da milkshake'imiz de hazır. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci fikrine geliyoruz. Bugün bir Oreo not defteri yapacağız. Bu gördüğünüz gibi bundan işte böyle bir delik yapabilirsiniz. Tabii ki de bir pergellen de yapabilirsiniz. Hani bir yuvarlak çizip ondan sonra kesebilirsiniz. Ama böyle bir şey varsa evinizde tabii ki de bundan daha çabuk hızlı olur arkadaşlar. Biz zaten siyah iki tane kartondan kesmiştik yuvarlak arkadaşlar. Dediğim gibi bugün bir Oreo not defterini yapacağız. O arasına da arkadaşlar bir beyaz kağıdı koyacağız. Tabii ki de böyle de bir klipslendi arkadaşlar. O kağıdı bir de o siyah kartonu da böyle tutacağız arkadaşlar. Yani tutması için. Bir de bu kalemle de arkadaşlar Oreo yazacağız. Bir de tam böyle Oreo'ya benzesin diye o çizgileri de falan yapacağız arkadaşlar. Ama hep beraber de zaten birazdan da göreceğiz nasıl olduğunu da ya da nasıl yaptığımızı da hep beraber birazdan size göstereceğiz arkadaşlar. Gayet kolay, gayet de basit. Bir de çok güzel bir şey yani. Öncelikle arkadaşlar alıyoruz. Ondan sonra o yuvarlak şeklinde yapmamız lazım. Dediğim gibi. Hani böyle bir şey yoksa evinizde bir pergel alıp bir yuvarlak çizebilip kesebilirsiniz ondan sonra arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde videomuzu birazcık hızlandırdık. Beyaz kartlarımızı da böyle kestik. Hazır. Şimdi de arkadaşlar kalemimizi alıp bir Oreo böyle çizeceğiz. Oreo bisküvileri nasıl gözüküyorsa onun gibi yapmaya çalışacağız arkadaşlar şimdi. Böyle gerçekçe dursun diye. Umarım görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birazcık kuruması lazım. Kuruduktan sonra da devam yapacağız. Umarım güzel olmuştur. Yani birazcık da böyle gerçekçe duruyordur. Şimdi bir tanesi siyah kartonun altına koyuyoruz. Öbürküsünü de üst tarafına. Şimdi de tabii ki böyle kalsın diye arkadaşlar klipsi alıp da böyle tutuyor arkadaşlar. Şimdi öyle gördüğünüz gibi. Bunu da mesela hep yanınızda götürebilirsiniz arkadaşlar. Gayet basit, gayet de hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bir Oreo not defteri arkadaşlar. Hiç kimse böyle bir şey herhalde yapmamıştır da. Siz de ilk kişi olabilirsiniz mesela böyle bir Oreo not defterinden arkadaşlar. Gayet basit, gayet de çok enteresan bir de cool bir şeymiş. Belki ben de yaparım arkadaşlar.
Yani buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Mesela önemli şeyleri, mesela doğum günü tarihleri falan olsun. Yani gayet çok küçük, bir de güzel bir şeymiş. Bir Oreo not defteri arkadaşlar. Ama sakın yemek yok arkadaşlar, çünkü gerçek değil. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü fikrimize geliyoruz ve Oreo donut yapacağız arkadaşlar. Tabii ki de bu güzel lezzetli Oreo donutımızı nasıl yaptıysak tabii ki de bu videoda da şimdi size göstereceğiz arkadaşlar. Bir de lazım olan malzemelerimizi de tabii ki de size göstereceğiz. Evet arkadaşlar, lazım olan malzemelerimizi masanın üstünde görüyorsunuz. 200 gram un lazım, 200 gram şeker lazım, 30 gram kakao tozu lazım, bir çay kaşığı karbonat lazım ve bir çay kaşığı da sirke lazım. Bir de bir arkadaşlar 80 mililitre sıvı yağımız var, 250 mililitre suyumuz var, bir de birazcık da tuz da katacağız arkadaşlar. Bir de Oreo bisküvilerimizi de unutmuyoruz. Toplam 12 tane Oreo bisküvimiz var arkadaşlar. Şimdi de nasıl yaptığımızı da şimdi size göstereceğiz. Öncelikle kapımızı alıyoruz. Unumuzu da içine koyuyoruz arkadaşlar. Ve şekerimizi de içine koyuyoruz. Kakao tozumuzu da koyuyoruz. Karbonatımızı da koyuyoruz arkadaşlar. Birazcık da tuz da koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra güzelce karıştırıyoruz. Ondan sonra da suyun içine de arkadaşlar yağımızı döküyoruz. Ve sirkemizi de döküyoruz. Ondan sonra onu karıştırıp da bu kapın içine koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da güzelce karıştırmamız lazım mikserimizle. Evet arkadaşlar, karıştırdıktan sonra da tabii ki de bu Oreo bisküvileri de içine döküyoruz. Küçük küçük yapıp. Ondan sonra da bunu da güzelce karıştırıyoruz. Şimdi de arkadaşlar fırına koyuyoruz. Yaklaşık 20 dakika falan. Evet arkadaşlar, fırından da çıkarttık şimdi donutlarımızı. 6 tane donutu orada görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de geri kalan Oreo bisküvilerimiz de var. Bir de böyle tatlı olsun diye, güzel gözüksün diye böyle bir sosumuz da var arkadaşlar. Şimdi bir tane donut'a alıp o sosun içine bandırıp ondan sonra yine tabağın üstüne koyuyoruz. Ondan sonra üstüne de birkaç tane bisküvileri de koyuyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizim Oreo donutlarımız da bitti.